Yani Cezaevindeki arkadaşların öncelikle başlatmış olduğu bu direnişi selamlıyoruz. Bu direnişin amacı nettir, açıktır, talepler çok nettir. Önderlik üzerinden 1000 günü aşmış, ağırlaştırmış bir tecrit vardır. Bu tecriti öncelikle biz kabul etmediğimizi, reddettiğimizi defalarca söyledik. Bugün sizin vasıtanızla tekrar etmiş oluyoruz. Bildiğiniz gibi tecrit bir insanlık suçudur. Yani hani dünyanın hiçbir yerinde karşılığı olmayan, hiçbir hukukta, hiçbir dinde yani kabul olmayan bir şeydir. Ama bugün önderlik üzerinden ağırlaştırmış bu tecrit aynı zamanda önderlik şahsında bütün Türkiye halklarına uygulamış bir tecrittir. O yüzden cezaevindeki arkadaşların başlatmış olduğu direniş önemlidir. Ve biz bu süreci sadece cezaevindeki arkadaşlara bırakmamamız gerektiğini de biz tekrardan belirtmek istiyoruz. Bunun için de demokratik siyaset zeminde Kürdistan'da ve Türkiye'de birçok noktada siyasi partilerdeki yoldaşlarımızın da başlatmış olduğu bir destek eylemi vardır. Açlık grevi süreçleri vardı, dönüşümlü. Ankara için de biz kısa bir süre içerisinde bu yönüyle bir destek sunacağımızı daha önce de belirtmiştik, tekrar belirtmiş olalım. Sadece bunu da belirtmemizin sebebi cezaevindeki yoldaşlarımıza bırakmamız gerektiğini düşünüyoruz. Tecriti kırmak Türkiye toplumu için çok önemlidir, Kürdistan toplumu için çok önemlidir, Orta Doğu toplumu için de önemlidir, şu bakımdan önemlidir. Tecrit kendisiyle beraber bir savaş, bir kaos getiriyor ve mevcut iktidar, AKP, MHP, faşist iktidarı tecrit üzerindeki ısrarları aynı zamanda savaş ısrarıdır, aynı zamanda asimilasyonun ısrarıdır, aynı zamanda Kürt gerçekliğinin ısrarıdır. Bu anlamıyla bu tecriti kırdığımız zaman Orta Doğu halkları, Türkiye halkları ve Kürdistan halkları refaha kavuşacaktır, huzura kavuşacaktır, barış gelecektir. Çünkü Sayın Öcalan bu işin muhatabıdır. Ki 2013'teki süreçte biz gördük. Gerçekten tek muhatap ve bu işi tek çözüme kavuşturacak olan insandır. O yüzden tecridin kırılması gerçekten önemlidir. Gerçekten bu kadar hayati bir mesele, bu kadar hayati bir durumu daha çok toplumsallaştırmak için bizim daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Kürtler ve dostları bu tecridi kıracaktır. Biz buna inanıyoruz. Politik İslam bir faşist rejimi tecridi giderek derinleştirerek sürdürmeye devam ediyor. 27 Kasım'dan bu tarafa Kürt özgürlük mücadelesinde yer alan tutsaklar hapishanelerde açlık grevindeler. İmralı'da Kürt önderi Abdullah Öcalan şahsında bu tecrit 3 yıldır devam etmektedir. Ne avukatlığıyla görüşülüyor ne ailesiyle görüşülüyor. Bize düşen görev bu tecriti bir şekilde halklara duyurmaktır yani. Bu anlamda biz mümkün olduğu kadar tecriti ve bunu getirdiği olumsuzlukları yok etmekten mükellefiz. Bu ertelenebilir görev olarak derimciye düşen, sorusuna düşen bir görevdir ya aynı zamanda. İmralı'da Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan üzerinde olan tecritin ve dolayısıyla İmralı üzerinde başlayan tecritin tüm Türkiye halklarını ve tüm Türkiye'ye yayılmasına, önüne geçilmesi için başlatılan tecritin son bulunması için 27 Kasım, evet 27 Kasım'da Türkiye'de onlarca hapishanede yüzlerce tutsak süresiz dönüşümlü açlık grevi eylemine başlamışlardır. Türkiye'de bu tecritin boyunu çok da ağırlaştırılmış bir şekilde sürmektedir. 1998 yılında uluslararası komployla rehin alınan, uluslararası komployla İmralı hapishanesine atılan Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan üzerinde tecrit uygulanmaktadır. Aslında bu uygulanan tecrit sadece Abdullah Öcalan'ın üzerine uygulanan bir tecrit değil, bir bütün anlamında Türkiye halklarına verilen bir mesajdır. Bütün anlamda da Türkiye halklarına uygulanan bir tecrittir. Dolayısıyla biz bu tecritin kendisini yıkmadığımız müddetçe halklarımızın özgür olmasının önüne mümkün değildir. Bu tecridin kaldırılmasının tek ve biricik yolu birleşik mücadelenin kendisiyle sokaklarına geçmektedir. Bu tecridi kaldırabilmenin biricik ve tek yolu, evet Kürdistanlılar, Kürt halkı gerekli duyarlılığı gösteriyor ama bugün maalesef ki Türkiye işçi sınıfı ve Türkiye emekçileri aslında kendisini de bir baskı ve cendere altına tutan tecridin ortadan kaldırılması konusunda
şu ana kadar herhangi bir şey yapmıyor. Bizim aslında bunu kırmamız gerekiyor. Biz bunu kırabildiğimiz oranda Türkiye işçi sınıfı üzerindeki, Türkiye emekçileri üzerindeki burjuva siyasal gericiliğin kendisini ortadan kaldırabildiğimiz oranda ancak ve ancak tercihin kendisini kırabiliriz. Biz devrimci parti olarak elbette ki bunun yoğun ve yakıcı çabası içerisinde olacağız. Bu tecrizin kaldırılması için ki bugün içeride tutsak olan devrimci yoldaşlarımız başlamışlardır destek açlık grevlerine. Biz de bunun devamını getirmeye çalışacağız. Zindanlardan yükselen seslere kulak vermek zorundayız. Çünkü burada sadece orada tecritte o işkenceye maruz kalanlar içerideki dostlarımız, içerideki yoldaşlarımız, içerideki kardeşlerimiz değil. O tecride bizzat maruz kalan, o tecrit işkencesini bizzat uğrayan Türkiye halklarının kendisidir. Türkiye işçileridir, Türkiye emekçileridir. Dolayısıyla Türkiye işçi sınıfı, Türkiye emekçileri, Türkiye devrimci hareketinin kendisi bir bütün olarak bu tecride karşı mücadelesini yükseltmek zorundadır. Açlık grevlerinin ve açlık grevinde olan tutsakların taleplerini kabul edilebilmesi için sadece cezaevlerinde yapılan bu tepki ya da eylemler yeterli değil. Dışarıda da bunun karşılığını bulması gerekiyor. Yani her alanda işte çeşitli kimliklerden, etnik kimliklerden, dillerden, inanışlardan çalışan işçiler var, emekçiler var, ötekileştirilenler var. Bu tecrit dediğimiz şey sadece cezaevlerini kapsayan bir politika değil, devletin uyguladığı bir politika değil. Bütün yaşamlarımızı hücreleştiren, ayrıştıran, yabancılaştıran, birbirine uzaklaştıran ve birbirine düşmanlaştıran politikalar. İşçi sınıfında da böyle, kadınlarda da böyle, gençlikte de böyle. Aslında bizim dışarıda tüm sol sosyalistler olarak bütünüyle bir hücreleştirmeye karşı bir mücadeleyi bütünleştirmek ve bunu örgütlememiz gerekiyor. Cezaevindeki tutsaklar hem kendi üzerlerindeki tecritin kaldırılması hem İmralı'daki tecritin kaldırılmasını isterken halkların özgürlük mücadelesiyle aslında birleştirilmesi gerekiyor. Dünyada en çok açlık grevi yapılan cezaevleri şu an Türkiye'de. Çok uzun zamandır bu konuda Türkiye rekoru elinde tutuyor. Ne yazık ki ülkenin hani bütün ağır sorunları, coğrafyanın bütün ağır sorunları, başta Kürt sorunu olmak üzere çözümsüz ve giderek kangreleşen bir biçimde devam ediyor. Ama cezaevleri bir başka boyutta kanayan yara, keyfi biçimde disiplin cezaları, keyfi biçimde görüş yasakları, keyfi biçimde kitap mektup yasakları, görüşme yasakları ve benzeri bir sürü keyfiyetin uygulandığı, insanların doğal havalandırma ortamlarından mahrum bırakıldığı bir süreç yaşanıyor. Tüm duyarlı kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz. Lütfen cezaevlerine kulak verin. Bu uygulamalarından bir an önce vazgeçmeye de mevcut iktidar sahiplerini ayrıca çağrıda bulunuyoruz. Çünkü bunun devamı yok.